Tekrardan merhaba YouTube ve bir başka videoyla saldırarak başladık. Şimdi buradan devam ediyor olacağız. Devam etmeden önce soldarımızı harcayalım. Bir önceki videoda belirtmeyi unutmuşum. Big Cat Logan'ın quest line'ında devam etmek istiyorsanız kendisini satmakta olduğu bütün büyüleri almanız gerekli. O bütün büyüleri aldıktan sonra bir önceki videonun sonunda ziyaret etmiş olduğumuz Seed'de ilk karşılaştığımız odaya ışınlanıyor olacak. Kendisi yani orada büyücü arkadaşlar hani devam edip oradan bir kat logo'ya denk gelebilirsiniz. Denk gelmeniz durumunda bir kat logo'nu orada öldüreceksiniz. Öldürmenin sonrasında size kendi kafalığını kullanmakta olduğu o şapkayı düşürüyor olacak. Dilerseniz o hani şapkayı ve kendi setini almak istiyorsanız oradan devam edebilirsiniz diye düşünüyorum. İki video öncesinde buradaki shortcut'ı açmıştık. Bu shortcut'tan devam ediyor olacağız. Şimdi şu ilerisi biraz oyunun zor yerlerinden diyebilirim. Yani DLC'nin en azından moblara dair sıkıntılı olan yerlerinden. Karşıdaki iki tane mob büyücü, onlardan kaçınmanız lazım. Ama bir yandan da sizi takip eden bu arkadaşlar var. Taktik olarak şu an yaptığıma benzer bir şey yapabilirsiniz. Şu sütunu büyücülerle aranıza alıp burada bunlarla savaşabilirsiniz. Sağa sola rahatmaya çalışın. Şu kısma girmemeye çalışın. Çünkü çok dar bir alandır. Kaçabileceğiniz çok fazla yer size kalmaz. O yüzden benim önerim şu iki sütun arasında burada size doğru koşan diğer yaratıkları öldürmeye çalışın. Geriye doğru kaçmaya çalışmayın. Çünkü attıkları büyüler sizi takip ediyor olacaklardır. Eğer ki buradaki bu yaratıkları benim gibi öldürmüşseniz şurada ilerleme imkanınız olacak. Bir sonraki sütuna geçtik. Şu an atmış oldukları büyü Dark Hail. Bunu birazdan lootluyor olacağız. Oyunun belki de en güçlü büyülerinden diyebilirim. Bu değil. Bir önceki büyücünün atmış olduğu çoklu büyü türü. Evet. Yanlış yere atmışım. Burada item olması lazım diye geldi ama yanlış yere atmışım. Evet. Şimdi burada şöyle geniş bir odamız var. Odanın geniş olmasında bir sebebi var. Çünkü karşıda nevi şahsına münhasır bir düşmanımız bulunuyor. Evet, kendisinin böyle bir charge atağı var. Benim gibi geriye değil, mümkünse yana rol atmaya çalışın. Çok zor bir düşman değildir. Sadece değişik görünümlü olduğunu söyleyebilirim. Şu noktada kolayca kesebileceğinizi düşünüyorum. Kendisi Chainhand armorunu düşürdü. Her zaman bunu düşünüyorum, emin değilim. Ama zaten oyunun çok da mühim armorlarının olduğunu düşünmüyorum, o yüzden çok sıkıntı olmayacaktır. Bu asansör çağırır çağırmaz burada bir yaratıkla karşılaşacaksınız. Ona hazırlıklı olun. Bir de eğer ki hatırlamıyorsanız Chainhand armor setini Undead Merchant'lardan satın alabiliyorduk. Yanlış söylemedim umarım. Evet. Şimdi bu bonfire yakıp bu bonfire dinlenin. Almış olduğunuz solları harcayabiliyorsanız STR'nizi 40 yapın. Ve devam edin. Şimdi önce sol tarafa gidiyor olacağız. Burada dilerseniz yine kafalık olarak daha aşağıdaydı sanırım. Standart mega takabilirsiniz ama hani çok ışıklandırma anlamında bir katkısı olmayacaktır. Sana göstermek anlamında şöyle bir kıyaslama yapabilirim. Yani biraz daha ötesini görebiliyor olacaksınız. Burası Tomb of the Giants'tan farklı olarak o kadar da karanlık bir yer değil. Şöyle bir tane kertenkelemiz var. Ben kertenkele diyorum. Siz de başka isme ifade edebilirsiniz. Onu öldürün. Şu ileri tarafta kırmızı kırmızı parlayan kafaları göreceksiniz. Onlar tahmin ettiğiniz yukarıdaki öldürmüş olduğumuz düşmanlar. Burada esas sıkıntılı olan en arkadaki büyücü. O yüzden önerim, şayet yapabilirseniz büyücüye gidip önce büyücüyü öldürün. Sonra bu arkadaşlarla uğraşırsınız. Estus Flask'ları içerken daha önce bahsetmemiş olma ihtimalim var. İki kez üst üste basmanız durumunda
İki tane Estus flaskı ard arda içiyordur. Zaten büyük ihtimalle kendiniz keşfetmişsinizdir. İnsan panik olduğu bir durumda hızlı hızlı Estus flaskı içmeye çalıştığı için. Şurada Dark Bead büyüsünü aldık. Bu az önce bahsetmiş olduğum çoklu atan, çoklu atılan büyü diyebilirim. Şimdi burada önce sağ taraftaki arkanızdan size gelip pusu kurmaya çalışan bu arkadaşı öldürün. Sonra aşağı doğru inmeye devam edin. Şu hümanitlere doğru gelmeye başladığınızda bilin ki boss'un olduğu yere doğru ilerliyorsunuz. Tabi biz boss'a şu an girmeyeceğiz. Öncelikle burada etrafı keşfetmemiz lazım. Etrafı yerleri göstermem lazım. Evet, burası illüzyon duvarı. Buradan aşağı gittiğinizde düşüyorsunuz. Şurada Felix var. Kendisi bizim Darkwood Garden'da konuşmuş olduğumuz kedi. Bunu takip, yani bunun sizi bir yere yönlendiriyor az kendisi. Onu takip edin. Haritanın her seferinde biraz daha ilerisinde beliriyor olacak. Oraya doğru gitmeye çalışın. Şu arkadaşı öldürelim. Evet, en son geldiği yer burası. Buradaki sol taraftaki duvar, illüzyon duvarı. Buraya vurun. Şimdi burada geçmişte olduğumuz için aslında henüz kendisiyle kapışmadığımız Sif'i görüyor olacağız. Sif'in gençlik halini görüyor olacağız. Hümanitler size herhangi bir saldırı yapmazlar. İçinizden geçmedikleri sürece damage vuramazlar. O yüzden çok rahat bir şekilde kesebileceğinizi düşünüyorum. Bunun özel bir tarafı yok. Sif gördüğünüz üzere orada kendisini koruyan bir büyü çemberinin içerisinde durmakta. Kendisiyle burada etkileşime girmeye çalışırsanız etraftaki hümanitleri kestikten sonra uluyup kaybolacaktır. Bu aksiyon Sif'i bir sonraki DLC'nin son boss'unda summonlayabilmemizi sağlıyor. Fakat farklı bir summonlanma türü var. Onu göstermeye çalışacağım. Eğer ki geride bıraktığı item'ı lootlarsanız Artorias'ın kullanmakta olduğu Cleansing Great Shield'ı alıyorsunuz. Sif'i kurtardıktan sonra şu kısma gitmenizi isteyeceğim. Burası bir diğer shortcut'ımız. Buradaki boss'a gelmek için kullanacağımız shortcut aynı zamanda. Evet, o abici yukarı çıktı. Shortcut nereye gidiyor diyecek olursanız shortcut tamam buraya geliyor. Şurada Artorias'la savaşmıştık. Sol tarafa doğru gidip aşağı indiğimizde 20 tane Estus Flask veren bonfire'e gidiyoruz. Doğal olarak oradan yukarı çıkıp burada aşağı inerek Manus boss'una gidiyor olacağız. Tabii ben öncesinde biraz daha keşfediyor olacağım etrafı. Farklı itemların lokasyonları gösterebilmek adına. Önce buraya gelmiş olmamın sebebi hani diğer item'ı almaksızın biraz daha direkt olarak boss'a gitmek isteyen arkadaşlara yolu göstermiş olmak oldu. Şimdi burada İllüzyon yerine aşağı düştüm, unutmuşum. Şöyle ki ilk başta burayı keşfedelim madem. Ondan sonrasında tekrar Homeward geri dönüp diğer bölgeye ilerleriz. Şimdi soldan gidersek şuradaki arkadaşlara denk geliyor olacağız. Boss'a gitmek için aşağıya değil ilk önce yukarı giden yola gitmenizi tavsiye ederim. Oradan daha rahat bir şekilde boss'a yaşayabilirsiniz. Burada değil. Bu bölgeler çok karanlık oldukları için ben de açıkçası itemları bulurken bazen zorlanabiliyorum. Her ne kadar birçok kez oynamış olsam da. Evet, önce şuradaki itemi alacağız. Dediğim gibi hümanitler içinize geçerlerse sıkıntı oluşturur. Buradan Black Flame'i almış olduk. Bunlar DLC'de lootladığımız büyüler oldukları için yine dediğim gibi oldukça güçlü büyüler. DLC'ye gelmişseniz ve bu itemleri lootluyorsanız kullanmakta olduğunuz büyüler içerisinde bunları dahil edin derim.
Hemen sağımızda bir tane büyücü var. Önce onu öldürün, sonra item'ı lootlayın. Aksi takdirde büyücü sizi buradan hem büyüsüyle düşürebilir hem de çok yüksek oranda damage vurma ihtimali var. Şurada aşağı doğru giderseniz boss'a doğru ilerliyor olacaksınız. Oraya ben boss'a gittiğim bir süreçte yapmak istiyorum. Küçük olan arkadaşlar biraz daha hızlıdırlar. Bunlar zaten Humanity'nin item'ının görünümüne sahip yaratıklar. Doğal olarak hani kesmeniz durumunda size Humanity düşürebilirler. Canınızı ara ara kontrol edin. Farkında olmadan bir anda çok az bir can miktarına düşmüş olabilirsiniz. Çok fazla vurmadıkları halde gerçekten gel buraya. Hızlı bir şekilde canınızı azaltabilen düşmanlar bunlar. Aklınızda bulunsun derim. Şurada kaldık. Help me. Carving'ini aldık. Burada bir illüzyon duvarı yoktu diye hatırlıyorum. Evet, buradan buraya yuvarlan oynuyorduk. Bir an için emin olamadım. Bu Black Flame'i aldığımız yere gelmiş olduk. Alt tarafı kesmiş olmamın sebebi buydu. Diğer türlü direkt aşağıdaki hümanetlerin üzerine yuvarlanıyor olursunuz ve bir anda size saldırırlarsa rahatsız edici şekilde damage vurabilirler. Şimdi buna ilerlemeye devam edelim. Atladığım bir şey olsun istemiyorum, o yüzden tüm haritayı keşfettikten sonra boss'a gidiyor olacağım. Şuradan yukarı çıkmaya devam edersek. Burada biz sol taraftan ilerlemiştik. Şimdi sağ taraftan yukarı gidiyoruz. Sol taraftan ilerleyip illüzyon duvarına aşağı düştüğümüz yere gidiyoruz. Sağ taraftan ilerleyip yukarı çıkmaya devam ediyoruz. Pardon, yanlış söyledim. Çok affedersiniz. Burası bizim aşağıya indiğimiz yerde. Biz sağ taraftan ilerlemiştik. Sol taraftan ilerlemek yerine şöyle şuraya birbirine karıştırmış olmak üzücü. Burada işte ilk önce büyücüyü öldürdük ve Dark Bead'i aldık. Şurada ilerlemeye devam edersek Bonfire'ın olduğu yere geliyoruz. Ben ilk diğer tarafı dediğim gibi boss'a girmek isteyen arkadaşlara yolu göstermek için gitmiş oldum. Buradan içeri girip Bonfire'a oturabiliriz. Warp atıp Ulusal Township'e gideceğiz. Ulusal Township'ten Shortcut'ı kullanarak Manus boss'una gidiyor olacağız. Ve DLC'nin son boss'unu umarım sıkıntısız bir şekilde kesip ilerliyor olacağız. Şu noktada bir sürü Humanity'nizin olması lazım. Yani yoktuysa bile az önce öldürdüğümüz yaratıklar sayesinde elde etmişsinizdir diye düşünüyorum. Oyunun bu noktasında artık fazlaca boss'umuz kalmadığı için yapabileceğiniz şeylerden bir tanesi şu. Elimizdeki artık bu soğulları kullanacağımız herhangi bir senaryo kalmadı ve oyunun açıkçası son bosslarına gidiyoruz. Burada hani ben soğulları elimden gelince harcamamaya çalıştım gameplay sırasında, çünkü bazen öldüğüm zamanlarda ekstradan siz izleyenlerden daha fazla soğul kazanmış olabilirim. Aradaki soğul farkını kaçırmayalım, kaybetmeyelim diye hani siz gerekirse soğullarınızı kullanıp level noktasına bana yetişebilirsiniz. Hani o şekilde kullanmayı düşünmüş olabilirsiniz diye. Burada bu noktaya geldiğinizde eğer ki şu soğullar ile kendinize herhangi bir silah veya büyü almayacaksanız bütün soğullarınızı kullanabilirsiniz ki ben öyle yapacağım. Şu noktada benim almak istediğim herhangi bir özel silah veya aşağıdaki yaratıkların sesi çok acayip geliyor. Aldırış etmeden duramadım. Hemen özel bir silah kullanmayacağım. Herhangi almak istediğim bir büyü yok. Ama dediğim gibi oyundan biraz daha keyif almanız adına New Game Plus'a geçeceksiniz. Yani orada belki kullanmak istediğiniz silahlar olabilir. Bu sollardan alabileceğiniz silahlara bakın. Ben daha önce birçok oynamış olduğum için ve biraz daha guide anlamında bir video çekmekte olduğum için bu solları şu an pat 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 tüketiyorum. Ne yazık ki tekil solları tek tek kullanmamız lazım. Yani boss sollarını da hızlı bir şekilde tüketmenin bir yolu yok. Pardon. Dinlenmiş olduk. Solları niye tükettiğim zaten çok belli. Yani sollardan gelen elde etmiş olduğum miktarla
statlarımı arttırıyor olacağım. Statlarınızı dilediğiniz yönde arttırabilirsiniz. Dediğim gibi şu an canınız oldukça fazla ama dilerseniz cana, dilerseniz damage'ınızı arttırmak için damage statınıza verebilirsiniz. Ya da almak istediğiniz item'lar varsa onları da toplayabilirsiniz. Tamamen sizlere kalmış. Bunları çoklu kullanabiliyor olacağız. Ve gördüğünüz gibi bayağı bolca soul'umuz var. Gitmiş olduğumuz build'ın bir güzel tarafı belki de budur. Soul'lar sadece ve sadece bizlerin statları için harcanıyor. Doğal olarak herhangi bir item almakta veya büyü almakta veya bir zırhı veya kılıcı güçlenmekte bolca soul harcamıyoruz. Doğal olarak statlarımız hızlı bir şekilde çıkabiliyor. Hızlı bir sürede overpower denilebilecek bir noktaya belki gelmiş oluyoruz. Evet, bunlar da son soul'larımızdı. 364.000 soul'umuz var. Bu noktada eğer ki benim geldiğim stat seviyesine gelmemişsiniz, dert etmeyin. Dediğim gibi şu an olduğumuz nokta oldukça yeterli. Ekstra bir stata ihtiyacınız yok. Hani bu sizi rahatsız etmesin. Ben Vitality, Endurance ve STR'yi 40 yaparak oynamayı tercih ediyorum. Her üçü de 40 olduktan sonra eğer Dexterity noktasında bir şeye ihtiyacım yoksa ekstra olan puanları Strength'te veya Endurance'a verebilirsiniz. Endurance'a vermeniz durumunda daha ağır zırhlar girme imkanınız olabilir. STR'ye vermeniz durumunda daha yüksek damage vurabileceksiniz. Ben şu an üzerimdeki zırhtan memnunum. O yüzden son kalan puanı da STR'ye vermiş oldum. Sonra reverse alabilir yapacağım. Sizlerin yapmasına gerek yok. Ama Sif summonlamak istiyorsanız yapabilirsiniz. Sif boss fight'ta çok da etkili bir summon değil. Yani bundan önceki summonlamış olduğunuz NPC'lerin azalan Sif biraz daha pasif bir rol oynuyor diyebilirim. Ve Sif'in summonlanması biraz daha değişik. Boss fight'ta ikinci faza geçmek üzereyken Sif'i summonluyor olacağız. Doğal olarak bir yandan boss'a savaşıyorken bir yandan da Sif'i bulup savunmamız gerekiyor olacak. Hani çok kolay bir savun şekli olmadığını kabul ediyorum. Ama bu şekilde düşünmüş ve bu şekilde yapmamız gerekiyor. Önemli noktalardan bir tanesi inventory'de şu silver pendant item bulunsun. Bunu kullanmanız durumunda şu şekilde bir aksiyon alıyor. Bunu spamlayabilirsiniz. Hani üst üste atma imkanınız var. Şuradan ben şu iki itemi kaldırıyor olacağım. Hızlı bir şekilde geçiş yapabilmek için. Başka belirtmem gereken bir şey var mı diye düşünüyorum. Boss sona giderken shortcut'tan indikten sonra sağdan devam ediyor olacağız. Şu parlak taşları, prism stone'ları takip edebilirsiniz. Bir sonraki prism stone'a geldikten sonra sağdan yukarı gidiyor olacağız. Ya da benim gibi aşağı düşebilirsiniz. Size kalmış. Piyuh. Neden oradan kaydı anlamadım. Boss noktasında boss'un sadece bir tane kombosu var. Umarım onu çok rahat bir şekilde damage gösterebiliyor olacağım. O kombosu biraz one shot combo gibi değerlendirilebilir. Hani onu yakalanmamaya dikkat edin. Az önceki bahsetmiş olduğum Silver Pen noktasında da boss'un bizlere fırlatmış olduğu bu büyücüler gibi, tıpkı az önce öğrenmiş olduğumuz büyücüler gibi fırlatmış olduğu bir büyü bulunacak. O büyü skillini kullandığında bu item'ı spamlıyor olacağız. Boss kapısı şurası. Elimizde tek bir çözüm olarak bu item var. Yuvarlanarak dojlama imkanınız var ama çok tavsiye etmem. Çok kolay olmayacaktır. Buraya gitmenize gerek yok. Ben buradaki bir item'ı lootlamak için buraya geliyorum. Fight Type Net Slab. Bunda da oyunda az sayıda var. Belli başlı silahları en üst seviyeye yükseltmek için bulunuyorlar. Özellikle platinum kasacaksanız veya özel bir silah gidiyorsanız bu item'ı almanızı tavsiye ederim. Onun dışında çok da kafaya takmasanız olur. Şurada bir item'ımız daha var. Ve yine tabii 20 Estus'a sahip olmanın özelliklerinden faydalanıyor olacağız. Yani şu noktada bu kadar demiş olmamıza rağmen 19 tane Estus Flask'la boss'a giriyor olacağız. Burası Soul of a Hero var. Hani şu noktada ne kadar gerekli olduğu size kalmış. Buradan boss fight'ı biraz görebilirsiniz. Hani hoş bir detaydır belki.
Şunu aşağıya baktığınızda o kırmızı kırmızı parlayan gözler bossumuza ait. Boss fight bir sinematikle başlar. Şimdi sinematiği izleyip fight'ımıza girelim. Hatırlarsanız bu el bizi DLC'ye çeken eldi. Şimdi de kendi yanına çekti ki. 1 vs 1 atalım. Evet, Manus Father of the Abyss boss'una gelmiş bulunmaktayız. Zaten ben buradayım diyor kendisi. Evet. Şimdi boss'un şu şekilde bir el hareketi var. Çok uzak bir bölgeye saldırabilir. Dodge'larsanız sola veya sağa doğru yuvarlanmanızı tavsiye ederim. Bahsetmiş olduğum kombosu buydu. Bunu yaparken sadece ve sadece yuvarlanarak kaçmaya çalışın. Bir tek tane dahi atağı yerseniz o saldırı sırasında o kombodan çıkamazsınız. Şu şekilde bütün Merz'i kaplayan bir swipe hareketi var. Bu biraz daha küçük olan versiyonu. Uzaklaşmanız durumunda bu şekilde üzerinize atlayabilir. Evet, bu bahsetmiş olduğum combo. Bakalım bizi öldürecek mi? Öldürmedi. Güzel. Yani üzerindeki armor buna biraz dayanabildi diyebilirim. Estus'larımızı kullanalım. Bu şekilde atlaması durumunda target'tan çıkacaktır. Tekrar target almayı unutmayın. Bu saldırı sonrasında yine bir kere saldırma imkanınız var. Boss'a sadece bir kere vurmaya odaklanın. Birden fazla vurmaya çalışmayın. Çok ona izin vermeyecektir. Bahsetmiş olduğum hata bu. Ben basamadım. Kendimi çok ayarlayamadım diyebilirim. Hemen şöyle esleşeceğim. Yine target'ından çıktı. Tekrar target aldım. Uzaklaşıyorum. 15 tane sonrasını rahatlıkla bunu taktım. Bu kombosu sonrasında eğer kombosun ne zaman bittiğini anlayabilmişseniz veya anlayabilir hale gelmişseniz tekrar target alıyorum. Son hatanı yaptığında boss'a saldırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tekrar target'tan çıktı, tekrar target aldım. Oh. Bu belki de büyü hareketlerinde en kolayı. Onu yuvarlanarak dodge'layabilirsiniz. Çok güzel kullanamadığımı kabul ediyorum. Evet, burada mesela item'ı spamlıyorum ve o büyüler bana vurmuyor oluyor. Şu genellikle dodge'layamadığım atak zaten işlerinde en sıkıntılı olanı belki de odur. Çünkü boss'a çok yakınsınız. Çok şey yapamıyorsunuz. Sağ tarafta Sif'in summon sign'ı var. Yani dediğim gibi görmesi biraz zor. Sif'e gidip tıklarsanız summonlıyor olacaksınız. Ama göreceksiniz ki bu boss fight'ta çok da etkili bir. Biraz RNG'ye gitmek üzereydik. Kişi değil. Çok yüksek damage'lar vurmuyor. Size en büyük katkısı belki canınızın çok azaldığı bir noktada boss'u tanklamak olabilir. Hani boss size saldırmak yani size saldırır ve yani bundan faydalanarak siz o sırada belki boss'a saldırma imkanı bulabilirsiniz. Şu şekilde yaptığı ağır saldırılar saldırmak için en güzel zamanlar. Hani bunlarda saldırın derim. Hop, yuvarlandık ve Manus'u kesmiş bulunduk. Pek gösterme imkanım olmadı ama eğer ki biraz dikkat edebilirseniz, hani ben pek başaramadım ama belki siz de yapabilirsiniz. Boss asasını kendine doğru çektiği zaman düz bir şekilde karşıya fırlattığı büyü animasyonunu, büyü hatanı yapıyor. Orada hemen buna basmanız lazım. Belki hani Estus canınız az değilken Silver Pendant'ta tutmak daha iyi olabilir. Hani hızlı bir şekilde basabilmek için. Genel olarak bu boss bu şekilde. O one shot kombosunu yemediğiniz müddetçe ve Silver Pendant'ı kullanabildiğiniz sürece
rahat olacaksınız diye düşünüyorum. Elinizden geldiğince canınızı full tutmaya çalışın. Zaten bizi de en çok hayatta tutan şey o oldu. Ya yani Van Şan komasını ölmemiş olmamızın sebebi ve o büyülerimizi ölmemiş olmasının sebebi canımızın hep fullde olması diyebilirim. Boss'u kestikten sonra Dusk'ı burada buluyor olacaksınız. Kendisiyle birkaç kez konuşmaya çalışın. Burada yatıyor halde duruyor olacak. Saldırıp öldürebilirsiniz ama hani tamamen size kalmış. Şurada bonfire'ımız var. Bonfire oturup dinlenin ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.